Selamlar. Evet, sesimiz iyi geliyor galiba. Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili konuklar, bugün Microsoft'un ev sahipliğinde sizlerle buluşmuş olmaktan son derece mutluyuz. Sevgili Çiğdem Yılmaz, Kolombiya E-Ticaret Yöneticisi ve ben Deniz Yomi Castro, Inveo'nun ortaklarından biriyim. Bugün size bir tecrübemizi anlatacağız. Aslında bayağı riskli bir işe soyunduk. Çünkü bir kişi sunum yapmak zaten çok zor bir iş, stresli bir iş. Bir de biz bunu iki farklı firmadan birer temsilci olarak beraber bir sunum yapabilir miyiz diye bir riske attık. Daha önce tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Ama dedik ki biz 18 ay boyunca son derece zorlu bir projeyi bir takım olarak yapabildiysek herhalde yine iki farklı firmadan birer temsilci bu sunumun altından harmoni içinde kalkabiliriz diye ümit ettik. Eğer bir koordinasyonda sürçmemiz, dilimiz, hatamız olursa da affola diyerek bir kısım Inveon tecrübesi ve bir kısım Kolombiya ve Gözen Grup tecrübesini bugün sizlere aktaracağız. Öncelikle bugün size nelerden bahsetmeye geldik? Bugün çok kısa Inveon hakkında, Kolombiya hakkında, Gözen Grup hakkında sizi bilgilendiriyor olmak istiyoruz. Ardından Kolombiya'nın geçmişteki e-ticaret sorununu sevgili Çiğdem Hanım bize biraz aktarıyor olacak. Ardından Inveon'un e-ticaret yaklaşımını, teknik takımların yaklaşımını ve Inveon Managed Omnichannel Services, IMOS adını verdiğimiz departmanımızın yaklaşımını paylaşıyor olacağız. Burada amaç aslında tecrübemizi, yol haritamızı, denemeler sonucunda bulduğumuz bir takım ipuçlarını sizlerle paylaşmak. Bazı rakamları, önerileri, tecrübemizi, çıktıları bugün paylaşacağız ve eğer sizlerden de soru alabilirsek, bunu karşılıklı brainstorming session'ı şeklinde yapabilirsek çok mutlu oluruz. Çiğdem Hanım, izninizle ben başlayacağım. Lütfen. Peki. Inveon Bilgi Teknolojileri 2006 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 6 farklı ana alanda servisler sunan bir kuruluş. E-ticaret yazılımı geliştirme hizmetleri başta olmak üzere, e-ticaret operasyon yönetim hizmetleri ayrı bir departmanımız tarafından sunulurken, omnichannel çözümleri, online dünyayla mağazalarınız arasındaki etkileşim ve bunların harmoni içinde çalışması çözümleri, dijital performans danışmanlığı, özel yazılım geliştirme hizmetleri ve mobil ticaret uçtan uca çözümleriyle müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer katmaya çalışıyoruz. Inveon'un ilk kurulduğu günden beri temel misyonu teknolojiyi faydaya en iyi dönüştüren şirket olmak. Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok kısa Gözalan Grup'tan bahsedeyim size. Gözalan Grup yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler gösteren bir firma. 1976'da Almanya'da kuruldu. Türkiye'ye gelişi 87. 87'de Converse'de Türkiye'ye geldi. 2004'te ailemize Kolombiya'yı kattık ve en son 2012'de küçük kardeşimiz Mustang'i kattık. 2013'te başladık Mustang satışlarına ama 2012 itibariyle ailemize katıldı. Toplamda 32 tane offline mağazamız var, artı online mağazamızla beraber hizmet veriyoruz. Onun dışında farklı noktalarda da işte YKM, Boyner'de ve key account'larımızda da satışlarımıza devam ediyoruz. Böyle bir şirketiz. Kolombiya'dan bahsedelim. Kolombiya 1938 yılında kurulan bir firma. Bir şapka firması olarak kuruluyor. Ve 1960 yılında tekstille beraber biraz daha sektörün içerisine giriyor. Tamamen kendi teknolojilerini üretiyor. 18'den fazla teknolojisi var ve patentli teknolojiler bunlar. Bu teknolojilerle beraber biraz daha outdoor'da, dağcılıkta ve kayakta iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu anda 72'den fazla ülkede, 13 binden fazla perakende noktada da satışlarımızı yapıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Son nihai kullanıcıya iletiyoruz. Harika. Tabii Çiğdem Hanım çok alçak gönüllü, rakamlardan bahsetmek istemedi. 2015 yılında piyasa değeri 3.7 milyar dolar olan, 2014 yılı toplam satış geliri 2.1 milyar dolar olan bir dünya devi giyim teknolojisi firmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ilginç hem giyim teknolojisi bir de teknolojik servis sağlayıcı firmanın ilginç iş ortaklığı oldu. Peki Kolombiya'nın bizim işbirliğimizden önceki durumuna bir snapshot bakmak istiyoruz, bahsederseniz. Sıkıntılarımız ve dertlerimiz mi? Buyurun. Ürün markamızı çok iyi tanıyorduk. Hala çok iyi tanıyoruz. Ürünlerimizi çok iyi tanıyorduk. Müşterimizi çok iyi tanıyorduk. Offline'da harikalar yaratıyorduk ama bir türlü online'a buna entegre edemiyorduk. Çok iyi tanıyorsunuz, müşteriyi de çok iyi tanıyorsunuz, ürünü de çok iyi tanıyorsunuz ama bir araya getirip doğru kitleye doğru şekilde ulaşamıyorduk.
2013 yılı verilerimizi karşılaştırdığımızda gördük ki bütün offline ve online mağazaların cirosunun tamamına baktığımızda biz 2013 yılında toplam ciromuzun e-ticareti 1.9'unu yapabiliyormuşuz ve mağazalar sıralamasında da 21. sırayı alıyorduk. Sorundu, dertti bizim için çünkü teknoloji devrinde yaşıyoruz. İnsanlar online üzerinde gerçekten büyük alışverişler yapıyorlar. Pastanın o kısmını niye biz de yemeyelim dedik. Destek istedik, yardım istedik. İmveon da sağ olsun olmaz demedi. Bu noktada ilginç bir işbirliğinin aslında tohumlarını 18 ay kadar önce attık. Dünyada hazır giyimde e-ticaretin oranının toplam ciroya oranına baktığınızda %9'ları onları zorladığımız bir dönemdeyiz. Fakat Türkiye'de ortalamaların %2'lerde gezindiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında yine yapılabilecek çok atılım var. Fakat bunun birinci temel taşı Inveon perspektifiyle olmazsa olmaz çok kuvvetli ürününüz ve markanız olması lazım. Biz bu bağlamda birlikte çalışacağımız ve iş ortaklığı yapacağımız firmalarda bu özelliğin olmasını çok önemsiyoruz. Buradaki potansiyeli görünce de biz Gözalan Grubu'nun değerli yöneticisi, patronu Kerem Gözalan'ın da inisiyatifiyle bir iş ortaklığı şeklinde bunu modelledik. Yani alışılagelmiş bir servis sağlayıcı ilişkisi yerine, işte bir proje yaptık, çıktık, kapsam buydu yerine, biz burada nasıl başarıyı paylaşarak, revenue share modelli, karşı tarafın, iki tarafın birlikte yatırım yaparak bir başarı hikayesi nasıl yaratabiliriz diye baktık. Türkiye'de çok örneği görünmemiş bir modeldi. Fakat ilginç bir yol haritasında başarıyla birazdan size bahsedeceğimiz çıktıları üretmeyi becerdik. Biz kendi tarafımızdan bu konuya nasıl yaklaştık? Öncelikle bu işin çok kuvvetli bir teknoloji altyapı tarafı olması gerekiyor. Inveon'un zaten 8 yıldır çok uzman olduğu, Microsoft teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanıp implement ettiği bir teknolojik kültürü var. Fakat şunu biliyoruz ki birçok e-ticaret ve omnichannel projesinde çok iyi bir teknolojik altyapınız olması yeterli değil. O zaman ikinci bir takımın devreye girmesi gerekti. İkinci takım Inveon'da IMOS kod adıyla bahsettiğimiz bir takım. Inveon Managed Omnichannel Services. Yani sizin adınıza markanın e-ticaret yöneticisi ve omnichannel yöneticisi gibi davrandığı, stratejiye dahil olduğu, hatta bir takım yatırımları yaptığı bir takımdan bahsediyoruz. Ve ancak bu iki takımın sinerjisiyle biz istediğimiz noktaya Kolombiya'yı taşıyabileceğimize inandık. Teknik ekip neler yaptı? Tabii ki uçtan uca bir e-ticaret altyapısı hayata geçirdi. Pazarlama ve CRM araçlarının entegrasyonunu çok sağlıklı ve doğru bir şekilde yapmaya önem gösterdi. ERP entegrasyonunun bugünlerde birçok perakende sektöründe bir acı olduğunu bilerek gerçek zamanlı stoğu yansıtıp elinizde olan stoğu sadece yansıtamadığınız için satış kaybının ortadan kalkmasına çok özen gösterdik. Ve tabii ki kullanıcı odaklı olabilecek farklı alternatif ödeme sistemleri teknik ekibin yol haritasında bulunuyordu. Bunun dışında IMOS ekibi neler yaptı? Düzenli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek, AB testleri, biz daha iyi nasıl ifade edebiliriz, Kolombiya teknolojisi nasıl ifade ederiz, kullanıcıya sunduğumuz fırsatı, kampanyayı nasıl ifade edebiliriz. Pazarlama faaliyetlerinin uçtan uca yönetimi, iş geliştirme faaliyetleri değineceğiz, servis sağlayıcılar ve çözüm ortaklarıyla ilişkiler. Bizim projeye yaklaşımımız, yatırımımız, bir iş ortağı olarak ele alışımız bu şekilde oldu. Microsoft'la bu projede yakın bir şekilde çalıştık. Farklı teknolojileri zaten kullanıyorduk ama bu proje özelinde de bazı teknolojiler kullandık. Özellikle Azure'un recovery servisleri ve backup altyapıları konusunda burada çok faydasını gördük. Biraz tekniğe giriyorum ama çok kısa geçeceğim. Ve MVC adı verilen bizim çok sevdiğimiz bir altyapı grupların paralel olarak çalışmasını çok kolaylaştırıyor. Farklı bir programlama sistematiğinden bahsediyoruz ama tekniği hızlıca geçiyorum. Burada bir Kolombiya sitesine giren insanları detect edip farklı sitelerle retargeting ile onlara ulaşma gibi mekanizmalar tamamen Inveon'un sorumluluğunda olarak yürütüldü. Teknik sorumluluğunun dışında bunlara ek olarak. Son değinmek istediğim noktalardan bir tanesi sözü yine vermeden.
İşbirliklerinin bir e-ticaret operasyonu yönetirken önemine çok inanıyoruz. Çünkü eminim etrafta siz de çok örnek görüyorsunuz. İnanılmaz pazarlama bütçeleriyle, pazarlama bütçelerini yatırıp, bunun sonucunda trafik ve ciro yaratıp, fakat pazarlama bütçesi kesildiği anda tekrar bütün cironun düştüğü bir takım fenomenlerle karşı karşıyayız. Biz Invion olarak büyümenin organik gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Steroidlerle pompalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve dijital pazarlama bütçelerinin de oldukça pahalı olduğu gerçeğinden hareketle biz önemli bir trafiği markaya özdeş bir şekilde gidebilecek işbirliklerinden getirmeye kanaat getirdik. Bunun için ekibimiz çok yoğun çalıştı. Mastercard'dan bonus kartı, Fastpay'den Denizbank'a, ortak e-mailleşmelerden tutun müşterilerine özel offerlar sunmaya, Volvo benimle onların CRM kulübüne kadar erişip iş geliştirme faaliyetleriyle bu operasyonu ve ciroyu büyütmeye çalıştık. Ve Kolombiya ile sürekli yan yana dirsek dirseğe çalıştık. Detaylarını size bırakıyorum. Sonra biz bir aile olduk. Bu sunum için arkadaşlar bunu çıkarttıklarında çok şaşırdım. Aslında biliyordum bu kadar iç içe olduğumuzu ama dediler ki bir haftalık bizim iletişimimiz bu Çiğdem. Hafta içerisinde ortalama 103 tane mail atmışız birbirimize. Sağ olsunlar. Sıradan bir hafta. Herhangi bir krizin yoğunluğun olmadığı, sadece sistematik operasyonun yürüdüğü bir haftadan bahsediyoruz. İmos ekibi bizim için 87 saat çalışmış. Teknik ekip bizim için 60 saat çalışmış o hafta içerisinde. 5 tane toplantı gerçekleştirmişiz. Bunu biz gerçekleştirmişiz veya bizim İmos ekibimiz bizim için sağ olsun başka firmalarla ortaklık yapabileceğimiz, iş ortaklığı kuracağımız firmalarla gerçekleştirmişler. 50 tane ortalama telefon ve WhatsApp diyor ama bence bu çok daha fazla. Çünkü Gökhan diyor ki annemden daha çok seni arıyorum. Ben diyorum ki erkek arkadaşımdan daha çok seni arıyorum. Gerçekten gecenin bir yarısı ve sabahın bir körü. Ve ben artık diyorum ki benim ailem, yani ailemin bu kadar bir parçası. İç içe sürekli her dakika istediğimiz her noktada birbirimize ulaşabiliyoruz. Ve sanıyorum bizim başarımızın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Her şeyi paylaşabiliyor olmak. Çekinmeden, rahatsızlık duymadan. Çünkü partner değiliz aslında. Aileyiz. İş ortaklığı değil bizimkisi herhalde bir parça. Ben öyle inanıyorum. Çünkü çok kendimi sizin içinizde görüyorum ve sizi de çok bizim içimizde görüyorum. Çok teşekkürler. Burada bir takım rakamlar ve ipuçları paylaşmaya gelirse bizim taraftan, bizim gördüklerimiz Çiğdem Hanım'ın tespitleri, iş geliştirme hamleleri biraz önce dedik ya, bu iş geliştirme hamleleri bizim bu bütün büyüme döneminde cironun %32'sini yaratmış. Yani farklı dijital pazarlama kanallarına bütçe basmaya alışmış mekaniklerin aksine sadece akıllı işbirlikleri ve toplantılarla bu ciro büyümesinin %32'sini iş geliştirme hamlelerinden getirebilmişiz. Anlık kampanyalar yaptık, denedik. Nereden ne çıkartabiliriz? Projeler oluşturduk ve sonuçlarını beraber görmek istedik. Gece 23'te başlayacak, sabah 7'ye kadar devam edecek özel bir kampanya düşündük. Bunu yönetime sunduk, dediler ki gece kimse alışveriş yaptıramazsınız. Biz deneyelim dedik, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız görelim. Ertesi sabah yine saat 6.30'da Gökhan aradı. Dedi ki biliyorum uyumuyorsun, ciroyu gördün mü? Gece saat 11'den sabah 7'ye kadar yaptığımız ciro, normal bir günde yaptığımız cironun tam 3 katıydı. Denedik, gördük, başarabiliyormuşuz. Demek ki müşterimizi oradan yakalayıp çekip sitemize getirebiliyormuşuz. Ve sonuçlarımız. Biz geçen sene Invion'la beraber burada çok fazla rakam kullanmak istemedik. Şu anda değil, Invion ekibi diyor ki ders olarak okutulabilecek kadar başarıya ulaştığımız zaman rakamları da paylaşırız ama şimdi değil. Biz Mart ayında aldık. Ay bazındaki cirolarımızın yükselişini burada görebiliyorsunuz zaten. En azından biraz fikir edindirsin size istedik. Sağ tarafta gördüğünüz tabloda da ay bazında müşterilerin, siteye gelen ziyaretçilerin alışverişe dönüşüm oranları gözüküyor. Mart'tan itibaren gerçekten inançlı bir ivmeyle yükseliyoruz ve çok mutluyuz. Bu noktada ciroyu sadece trafiği arttırarak değil de bütün deneyimi, doğru stokları koymaktan doğru mesajları koymaya kadar aslında belki sağladık. Conversion rate zaten sabahtan akşama bununla yaşadığımız bir parametre. Birçoğunuz takip ediyor bunu biliyorum. Bunu yine çok ciddi bir noktalara çıkartabildik. Invion tarafı buna mümkün olduğunca analitik yaklaşıyor. Biz bir e-ticaret operasyonunun 40 tane nabzını aynı anda tutuyoruz. Bu KPI'ların, indikatörlerin bir kısmı
ürünle ilgili, bir kısmı siteyle ilgili, bir kısmı genel deneyimle ilgili. Baktığınız zaman günlük ciro trendi, hatta saatlik bazda bunlar ekibimiz tarafından takip ediliyor. Ziyaretçi trendleri, kampanya geri dönüşleri, verimliydi, verimsizdi, return on investment'ımız bu kadardı. Dönüşüm oranları web'e, mobile ve tablete göre bunları farklı medyumlarda nasıl yaratabiliriz? Hatta ve hatta mobilden siteye giren bir insan Wi-Fi'den giriyor. O zaman bu evinde bir leisure time'da, bilgisayarı var evi ya da ofiste ama yine cepten girmeyi tercih etmiş. Ya da 3G'den giriyor bu siteye. O zaman bu kişi ya hareket halinde ya restoranda birini bekliyor ya işe gidiyor serviste. O zaman bu kişilere belki farklı offerlar sunmalıyız. Farklı yaklaşımlar, farklı ihtiyaçları var diyerek çok net segmentasyon yaklaşımlarına gittik. Müşterilerimizin kazanma maliyeti ve müşterimizin bizim için hayat boyu değeri. O zaman bu yatırıma ne kadar devam etmeliyiz, nerede durmalıyızın hesaplarıyla son derece analitik biçimde ilerledik. Hepsini buraya koyamadım ama 40 tane KPI'yi anlık bazda takip ederek yönetimine sağladık. Burada da bir fikir vermesi açısından Mayıs ile Aralık arasında dijital pazarlamaya harcadığımız miktar ve bunun sonucunda kazandığımız miktar, doğrudan kazandığımız ve indirekt olarak desteklenen dönüşümle yine kazandığımız miktarı paylaşmak istedik. Bu return on investment'la yaşadığımızın, bir koyup 2-3 almadan pazarlama yatırımı yapmayı tercih etmediğimizin matematiksel bir paylaşım olarak sunmak istedim. Biraz bahsettik, attığımız e-mail'lerin saat kaçta en çok okunduğunu görüp, hangi segmente kaçta okunduğunu görüp ona göre optimize ettiğimiz e-mail içerikleri, eğer basket'ta bir ürün bıraktıysanız ona ilişkin bir takım mesajlarla ulaştığımız bir analitik gerilla yaklaşımıyla bu işi beraberce yapmaya çalıştık. Sonuçları size bırakıyorum. Son olarak geldiğimiz nokta, aylık tekil ziyaretçi sayımızı %240 arttırdık. Online satışların tüm satışlar içerisindeki payı en başında söylemiştik zaten. 2013 yılında 1.9'uydu. Şu anda 7. 2014 yılı içerisinde 2014 yılı ortalamasında 7'de. Evet, bunu tabii Türk hazır giyim sektöründe en yüksek yüzdelerden biri olduğunu paylaşmakta fayda görüyorum. Mağazalar sıralamasına baktığımızda da daha önceki yılda 21. sıradayken şu anda 2. sıraya geldik. Biz bu raporu geçen hafta hazırladık. Yani raporlarımızı geçen hafta çektik ve sunumumuzun içerisine yerleştirdik. Ama bugün gelmeden tekrardan bir kontrol ettim. Son raporları çektik. Zaten sürekli bakıyoruz, sürekli takip ediyoruz ama şu anda da değişmiş. Anlık değişiyor resmen verilerimiz. Şu anda 7.5'unda Ciro'nun bu ay için konuşuyorum. Artı geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman geçen sene tüm Mart ayına bakıyorum. Ve bu sene yalnızca 18 güne bakıyorum. Şu anda tam 6 katı fazla da gidiyor Ciro. Ve biz artık birinci mağazayız. Arkamızdan gelen mağaza da %22 gerimizde takip ediyor bizi. Bu ivme bu şekilde bizim için devam edecek diye düşünüyoruz. Peki, çok teşekkürler. Biz burada, ben Invion'u temsilen Yomi Castro çıktık. Kolombiya ve Gözalan grubunu temsilen Çiğdem Hanım buradaydı. Fakat bu ekibe, bu projeye dokunan toplamda 20 kişi kadar oldu. Ve müsaade ederseniz Gözalan grubunu ayağa davet etmek istiyorum. Doğan Hanım, Invion grubu ayağa alabilir miyiz? Evet, ve bu ekibi alkışlamak istiyorum. Çünkü bu başarıyı bu ekip hep beraber yaptı. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Biz sadece sözcü olarak sunması bize kaldı gibi düşünüyorum. Katılım için çok teşekkür ediyoruz. Bitirmeden, bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Bitirmeden küçük birazcık gülümseyelim. Mevsime uygun Kolombiya'nın bir teknolojisini anlatalım ama anlatırken de yüzümüzde ufak gülücükler oluştursun istedik. Kolombiya aynı Invion gibi bir teknoloji şirketi. Bunu da çok hoş bir video ile aslında ispatlamışlar. Videoyu alabilirsek. Dry compounder shell.
While OmniDry obviously keeps the rainwater out, it also allows moisture produced earlier during a 15-minute tongue bath to evaporate through the jacket. That's because it's our most air-permeable membrane ever. See, this American short hair looks dry and comfortable. Aren't you dry and comfortable? Learn more about OmniDry and see other Columbia innovations put to innovative tests at columbia.com. Çok teşekkürler. Soruları almak için zamanımız var mı? Bir soru varsa şey yapabiliriz. Ya da dışarıda zaten lobide görüşebiliriz. Katıldığınız için sizlere, Microsoft'a da ev sahipliği için çok çok teşekkür ederiz. Yeniden çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler.